Yardımcı Öğretmen kanalından hepinize merhabalar. Yeni bir ders videosu ile tekrardan karşınızdayım. Değerli arkadaşlar bugün dersimizde sosyal bilgilerdeki rol, hak, sorumluluk ve insan hakları kavramlarıyla işleyeceğiz. Bu kavramlara bakacağız hep birlikte sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu kavramlar birbirleriyle girişik, birbirleriyle ilintili kavramlar. Dolayısıyla iyi bir şekilde öğrenmeniz soruları iyi bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Kavramların tanımlarına sadık kalarak derste bu konuda hiçbir soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Ben de sizlere bu videomla katkı sağlamaya çalışacağım. Hemen derse geçiyoruz arkadaşlar. İlk kavramımız rol. Rolün ne demek olduğuna bir bakalım. Genellikle biz rol kavramını daha çok filmlerde işte daha çok gösteri sanatlarında şimdiye kadar duymuştuk. Evet oradaki rol de aynı tanıma dahil tutulabilir. Ama bizim hayat içerisinde de zaten yer alan e, yani yer aldığımız rollerimiz var. Bunlara hep birlikte bir bakalım. Evet tanımına bakıyoruz hep birlikte. Bir işte bir kimsenin üzerine düşen göreve rol denir. Yani aslında hepimiz hayatımız içerisinde belirli rollere sahibiz. Bakalım hemen hep birlikte okulda öğrenci olabiliriz. Sınıf başkanı, öğretmen, müdür, okul temsilcisi ve bunları arttırabiliriz arkadaşlar. Ailede ne gibi rollerimiz olabiliyor? Onlara bakalım. Ailede çocuk olabiliriz, abla olabiliriz, abi olabiliriz, anne olabiliriz, baba olabiliriz. Bunları arttırabiliriz arkadaşlar. Geniş ailede ise dede, babaanne, anneanne bunlar da yine aile içindeki rollerimiz olabilir. Bunlara örnek verebiliriz. Evet rol kavramı bu şekilde arkadaşlar. Hak kavramına bakalım hep birlikte sizlerle. Hak bireyin Neleri yapabileceklerini gösteren kazanımlara hak denir. Yani bu bir kazanım arkadaşlar. İnsanlar haklarını belirli zaman içerisinde bazen mücadele ederek kazanmışlar. Bazen de devlet içerisinde hazır bir şekilde bulmuşlar. Birçok hakkınız aslında sizin önceden birilerinin çabaları sonucunda oluşmuş kazanımlardır arkadaşlar. Evet, haklarımız peki sınırsız mıdır, değil midir sorusu. Haklarımız sınırsız değildir arkadaşlar. Çünkü ee, haklarımız belirli yasalar ve kanunlar çerçevesinde kullanılır. Yani örnek veriyorum ben size şimdi bizim hepimizin dinlenme, evimizde hoşça vakit geçirme e, hakkına sahibiz, evde müzik dinleyebiliriz, başka işler yapabiliriz. Ancak bir başka kişinin e, dinlenme hakkını elinden aldığımızda veya işte üst kat komşumuzu alt kat komşumuzu bu yaptığımız eğlencelerle rahatsız ettiğimizde işte bu bizim hakkımızın dışına çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim hakkımız sınırlı oluyor. Sınırsız değil. Yani ben evde yüksek sesle müzik dinlerken aşağıdaki komşumu rahatsız ediyorsam veya onun küçük yaşta bir bebeği olabilir, kendisi rahatsız olabilir. Bu tarz bir şeyde biz haklarımızı Sınırsız olmadığını bileceğiz. Hatta o e, kanunen de size suç duyurusunda da bulunabilir. E, dolayısıyla bu tarz şeylere dikkat etmemizde fayda var. Çünkü biz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Bu toplum içerisinde belirli kurallara uymak durumundayız. Evet hak kavramı bu şekilde arkadaşlar. Peki bizim bu haklarımız, insanların hakları. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından insan hakları evrensel sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Burası önemli. Çünkü evrensel demesi demek ki ülkeden ülkeye veya kurumdan kuruma değişmiyor. Herkesi kapsayan genel bir kural arkadaşlar. Evrensel sözleşmesi imzalandı ve insanların sahip olduğu temel haklar burada belirtildi. Buna göre insanlar bir takım haklara sahip arkadaşlar. Bu hakların neler olduğuna hep birlikte bir sizlerle birlikte bakalım. Evet bu haklar nelermiş? Bazılarını şimdi sizlerle birlikte bakacağız. Yaşama, özgürlük, güvenlik hakkı. Kimse bunları sizin elinizden alamaz arkadaşlar. Hepimiz bu haklara sahibiz. Hak arama hürriyeti. Siz bir haksızlığa uğradınız. İstediğiniz gibi, gördüğünüz gibi adalet bakanları var, mahkemeler var. İstediğiniz gibi haklarınızı bu mercilerde arayabilirsiniz. Seçme ve seçilme hakkı biliyorsunuz seçme ve seçilme hakkı 18 yaşından sonra e, kazanmış olduğumuz bir hak. E, aynı zamanda siz okul başkanlık seçimlerinde veya başka okul temsilciliği seçimlerinde, sınıf başkanlık seçimlerinde bu aslında seçme ve seçilme hakkını e, kısmen de olsa kullanıyorsunuz. Ama e, burada kastetmiş olduğu durum 18 yaşından sonra yapılmış olan e, ülke yönetimine yönelik yapılmış seçimleri de kastediyor arkadaşlar. Demokrasi kavramında siz bu yaşlarda okulda yapmış olduğunuz seçimlerle aslında öğreniyorsunuz. Evet din ve inanç sureti hiç kimse hiç kimsenin inançlarına ve dinine karışamaz konut edinme hakkı herkes bir ev sahibi olabilir bu hakka sahip ee, dinlenme hakkı ve çalışma hakkı bunları hiç kimse elinizden alamaz arkadaşlar eğer ki bu konularla alakalı siz hakkınızı bilirseniz haklarınızı koruyabilirsiniz sizin hakkınıza müdahale edenlerle alakalı e, gerekli mercilerden, Kendinizi savunabilirsiniz. Dolayısıyla haklarımızı bilelim ve koruyalım arkadaşlar. Evet geldik üçüncü kavramımıza. Sorumluluk nedir? Sorumluluk bir grup veya kurum. Biliyorsunuz kurumlar da aynı zamanda gruptur. Ama devlete bağlı e, gruplardı bunlar biliyorsunuz. Bir grup veya kuruma üye olan bireyin üstlendiği rolün rolde var. Üstelik rolün gereklerini yerine getirmesi. Yani bir nevi görev, misyon. Yani o kurumda, grupta kendi rolüne ait olan görevler diyebiliriz. Örnek verelim. Şimdi hepsini bir cümle içerisinde bir bakalım arkadaşlar. Okula giden bir öğrencinin ödevlerini zamanda yapması durumu. Okul arkadaşlar bir kurum mu? Evet. Kurum aynı zamanda da grup, devlete bağlı olan bir grup. Öğrenci bu kurum içerisinde yer alan rolümüz mü? Evet bu da bizim rolümüz. Ödevlerini zamanında yapması. Yani o öğrencinin o rolünün gereklerini yerine getirme olayı değil mi arkadaşlar? Evet o zaman biz buna ne diyeceğiz? Sorumluluk diyeceğiz. Sorumluluklarımızı yerine getirmeyi bilmeliyiz arkadaşlar. Ödevlerimizi zamanında yaparsak bize ders içerisinde daha fazla katkısı olabilir. Evet, şimdi sorumluluklarımızın hani belirli olan gruplarda değişiyor bu sorumluluklarımız. Ee, o gruplarla alakalı bir takım örneklere bakacağız. Ailemiz bizim ilk grubumuzdu biliyorsunuz. Bu grup içerisinde e, hayata geliyoruz. Dolayısıyla biz aile içerisinde ne gibi sorumluluklara sahibiz? Hep birlikte sizlerle birlikte inceleyelim. Annemize ve babamıza yardımcı olmak. Evet bu en temel sorumluluklarımızdan birisi. Her konuda yardımcı olamasak da gerekli konularda annemize ve babamıza yardımcı olabiliriz. Odamızı düzenli ve temiz tutmak bu en önemli görevlerimizden birisi arkadaşlar. Siz artık şimdi 5. sınıfa kadar geldiniz. Hepiniz odanızı düzenli ve temiz bir şekilde tutabilirsiniz. Artık anneniz ve babanız bu konularla sizi baş başa bırakabilir. Yani bu konularda onlara yardımcı olabilirsiniz. Hem kendi alanınız kendi sorumluluk alanınız do dolayısıyla. Evde iş bölümüne katılmak, değerli arkadaşlar ev içerisinde belirli kurallar dahilinde bir iş bölümü yapabilirsiniz, birlikte bir iş yapabilirsiniz. Bu konuda sizin o konudaki iş bölümünüzdeki göreviniz neyse onun da e, sorumluluklarını yerine getirmek o da sizin sorumluluğunuz oluyor yine arkadaşlar. Ev kurallarına uymak, her aile içerisinde kendinizce başka kurallarınız da olabilir arkadaşlar. Bu kurallara uymak da sizin görevi sorumluluklarınız arasında diyebiliriz. Evet, başka bir gruptan bakalım. Çevreye karşı sorumluluk. Arkadaşlar çevre hepimiz bir e, çevrede yaşıyoruz ve bu çevrenin bize getirmiş olduğu sorumluluklar var. Bakın sorumluluk dediğimiz şey e, aslında bir doğaya karşı da bir sorumluluğumuz var öyle söyleyebilirim. Mesela yerlere çöp atmamak. Artık siz 5. sınıfsınız. Siz örnek olacaksınız ki ee, sizin e, sizden daha küçük olan işte 4, 3, 2, 1. sınıflar sizlere örnek alacak. Hatta e, siz bir abi abla olarak artık onlara da uyarma hakkına sahipsiniz. Ama düzgün bir şekilde, iyi bir şekilde bunu yapma durumundasınız. Ağaç dikmek. evet ağaçlar biliyorsunuz e, bizim dünyada e, oksijen kaynağımız. Dolayısıyla ağaç dikmek bizim kendi sağlığımıza da aynı zamanda katkısı var. Çevre ilgili sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılmak. Birçok sivil toplum kuruluşu var arkadaşlar. Çevre ile alakalı, doğa ile alakalı. Bunlara da katkı sağlarsanız siz hem etkin bir vatandaş olursunuz hem de çevreye karşı sorumluluklarınızı yerine getirmiş olursunuz. Evet. Son olarak okula karşı sorumluluklarımıza bakalım. Okul biliyorsunuz bir resmi kurum. Devlete bağlı olan bir grup aynı zamanda. Bu okulda bizim sorumluluklarımız neler? Hep birlikte sizlerle birlikte inceleyelim arkadaşlar. Evet koridorda koşmamak, derslere zamanında girmek, e, okul araçlarını dikkatli kullanmak, öğretmenlere saygı göstermek arkadaşlar. Bunların hepsi çok önemli hem kurallar hem de bizim uymamız gereken sorumluluklar öğrenci olarak rollerimizin yani rol olarak öğrenciyiz biz. Öğrenci olarak getirmemiz gereken görevler yani yerine getirmemiz gereken, uymamız gereken kurallar zinciri de diyebiliriz biz bunlara. Hatta koridor koşmamak deyince hep kötü bir anım aklıma geliyor. Bir öğrencim, dolayısıyla deprem depreme duyarlı bir şey olması için, okul olması için kapıların dışa doğru açılması gerekiyor. Koridorda hızlı koşunca tabii ki birisi de içeriden kapıyı açıyor. ve Dolayısıyla böyle arkadaşımız kapıya çarpıyor kendisine ve e, yaralanıyor. Böyle durumlarda arkadaşlar dikkatli olmalıyız. Yani asla ama asla e, koridorda koşmamalıyız. Bu çok önemli bir şey. Derslere zamanda girmek, mutlaka ders içerisinde geri kalmamak için buna kesinlikle ama kesinlikle uymalıyız. Okul araçlarını dikkatli kullanmak, hepsi devlet malı arkadaşlar. Dolayısıyla